miras konusunda çocuk olmadığı zaman hani eşlerin birbirine üzerindeki malların birbirine kalması için ne yapmak gerekiyor? Vasiyetname düzenlemek yeterli midir? Evet, yeterlidir. Resmi şekil şartlarına uyarak, özellikle de işte resmi vasiyetname yaparsanız, noterden yaparsanız yeterlidir. Burada biliyorsunuz işte çocuk olmadığı zaman eşe miras olarak 1/2 kalıyor mal varlığının. 1/2 de diğer kişinin anne ve babasına kalıyor ölüm halinde. Ama burada özel bir bilgi veriyoruz, aklınızda bulunsun. Yani bunu şu an hiç yapmamış ya da yapma imkanı olmayan insanlar olabilir. Ölüm de bir mal rejimi sözleşmesinin sona ermesi sebebidir. Yani ölüm halinde biz eş olarak önce mal rejiminden olan hakkımızı alıp bir köşeye koyup sonrasında miras hakkımızı alırsak aslında sadece yarısını değil neredeyse işte 1/4'üne kadar bir rakam almış oluyoruz. Bunu da özel bir bilgi olarak verelim. Yani noterden vasiyetname olduğu zaman benim üstümdeki olanlar benden sonra eşime kalabiliyor. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi bir daha tekrarlarsanız ben tam telefonda şey yapamadım. Şimdi o zaman siz telefonunuzu kapatın, biz tekrarlayalım tamam. Onu. Daha tamam, teşekkür izler. Ediyorum. Kolay gelsin. Evet, küçük vasiyetname yapabilirsiniz. Burada vasiyetnamenin geçerli olması ilerisi için çok önemli. Size resmi vasiyetnameyi öneririm. Bu da noter huzurunda yapılacak bir vasiyetnamedir. Ölüm halinde mahkeme tarafından açılır. Burada eş vefat ettiğinde geriye kalacak olan anne babasıdır. Anne babanın da saklı payı vardır. Saklı payın ihlali durumunda onlar dava açabilirler. Ama hani onun dışında kalan kısım açısından garantilemiş olursunuz. Dediğim gibi bu birinci yöntem. İkinci yöntem de ölüm halinde önce mal rejiminin tasfiyesi davası açıp mal rejimi hükümlerine göre malı paylaştırıp ardından da miras hükümlerine göre alabilirsiniz. Hani kaba hesapta söyleyelim daha akılda kalıcı olsun. Mal rejiminde eğer bütün malların edinilmiş olduğunu yani evlilik içerisinde kazanılan mallar olduğunu düşünecek olursak 50 lirayı 100 lira üzerinden koyduğumuzu düşünelim. Kalan 50'den de çocuk olmadığı için %1/2 alacağız yani %50. Yani 25 de oradan aldığımızda 100 üzerinden 75 lira almış oluyoruz.